Merhaba arkadaşlar, bugün bir bilgisayar sözlük formatı olan StarDict formatı hakkında malumat vereceğim. Bu sözlük formatında biz iki tane sözlük hazırladık. Eğer ariduruturce.org adresine girerseniz, oradan sözlükler bölümünde gördüğünüz üzere iki tane Dict formatında Sözlüğümüz mevcuttur. Sizlere bugün bu sözlükleri nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Ondan önce niye bu sözlük formatını seçtiğimizi size söyleyeyim. Normalde biz bilgisayarda sözlük e, kullanırken PDF formatını kullanıyorduk. Bu formatta e, bazı sıkıntılar var. Şimdi size PDF formatındaki bazı sözlükleri göstereceğim ve bu sözlüklerdeki sorunların ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi burada gördüğünüz üzere iki tane pdf formatında sözlük var. Bu birinci sözlük, sol taraftaki sözlük, taranmış bir sözlük ve e, optik karakter tanıma mevcut değil. Yani bu sözlükte, bilgisayar bu sözlükteki karakterleri tanımamakta. Eğer siz bu sözlükte bir kelime aramak istiyorsanız tek yapabileceğiniz şey sayfaları tek tek geçip aradığınız kelimeyi bu şekilde bulmaktır. Bunda iki tane problem var. Birincisi eğer elinizde bir basılmış bir sözlük olsaydı bu sözlükle sayfaları baş parmakla hızlıca çevirmek ve aradığımız kelimeyi bulmak mümkün olacaktı. Ancak bu sözlükte e, bilgisayar üzerinde olduğu için böyle bir şey mümkün değil. İkinci sorun ise bu sözlüğü kullanabilmek için harflerin alfabetik sırasını da bilmek lazım. Tabi bu basılmış sözlükler için de geçerli. Ancak her alfabe için bunu bilmek, öğrenmeye çalışmak büyük bir vakit kaybı olacaktır. Gördüğünüz üzere bu sözlük kiril harfleriyle yazılmış ve ben kiril harflerindeki harflerin sırasını, alfabedeki harflerin sırasını bilmiyorum. Latin alfabesini biliyoruz ama kirli alfabesini bilmiyorum. Ben bunun için ayrıca vakit harcamam gerekmemeli. İkinci sözlük türü de yine PDF sözlü. Ancak bu sözlük bilgisayar üzerinde hazırlanmış ve PDF'e çevrilmiş. Bu sözlükte arama yapmak mümkündür. Ancak bunun da kendi ayrı pro problemleri var. Mesela anday sözünü arayalım anday dedikten sonra ben bu sözü aradığımda anday kelimesinin anlamı çıkmıyor. Başka kelimelerin anlamlarında anday ve beyni içeren her şey çıkıyor. Yani ben burada diyor ki şurada diyor ki ar sözü. Ben ar sözünde geçen kanday bununla, bununla hiçbir ilgim yok. Ben Anday sözünün ne demek olduğunu merak ediyorum ama bu şekilde arayarak onu bulmak gördüğünüz üzere yine çıkmıyor. Aramaya devam ediyorum. Çıkmıyor. Bu da fazla vakit harcayan bir iş. İkinci bir kötü yanı bu sözlüklerin hala çıkmadı. Başa dönüp öyle yaparsak şimdi çıktı. Yani vakit harcamak gerektiğine bu kelimeyi bulmak için. Ee, umrumuzda olmayan yerlerdeki anday öbeği çıktı. Ancak anday sözünün anlamını yazan sözlükteki girdi çıkmadı. Bu sözlüklerin böyle bir problem var. İkinci bir problem de bu sözlüğe erişebilmek için bu ilk önce programı açmak lazım, ondan sonra aramak lazım. Ayrıca vakit kaybı. yani her her dildeki sözlük için ayrı bir belge var. Onu ayrıca açmak lazım. Ee, pek kullanışlı değil. Şimdi e, bunlardan başka bir de tabii internet sözlüğü olabilir. İnternet sözlüklerinde de şöyle bir problem var. Ee, bu sözlükler bugün var ama yarın olacak mı onu bilmiyoruz. Yani bu sözlüğü buraya koyan kişi belki öbür gün e, bazı sebeplerden sözlüğü kaldırmak zorunda kalacak. Ee, yani bu sözün burada olup olmadığını bilmiyoruz. İkinci bir problem de internete bağımlılıktır. Yani internet olmadan, internete, internetiniz olmadan bu sözlüklere erişmek mümkün değil. Ee, ayrıca bu sözlükler yüklenirken sadece sözlük değil bütün web sitesi yükleniyor. Ayrıca bir yavaşlığa sebep oluyor bu da. Hani pek e, etkili bir yöntem değil. Bu yüzden ben e, şuraya geri dönüyoruz. Dict formatının en uygun format olduğuna karar verdim. Bilgisayar üzerinde bu formatla sözlüklere erişmek en uygun yoldur. Dict formatı daha uzun şekilde star dict diye geçiyor. Şimdi bu formatı internetten nasıl kullanabileceğimizi size göstereceğim ama ondan önce e, bu sözlükleri bir indirelim. Hemen tıklayınca sözlüğü indirmiş olacaksınız. 2 tane sözlük var bizde. Birincisi Arıdur Türkçeden Türkiye Türkçesine sözlük. İkincisi de Uygurca'dan Türkiye Türkçesine sözlük. İkisi de Dict formatında. Bunu da indiriyorum. Ondan sonra buradaki makaleyi açarsanız Stardik formatını nasıl kullanacağınızı e, kullanmanız gereken programı söylüyorum. Onun için de Golden Dict gereken bir programa ihtiyacımız var. Buraya tıklayarak açıyoruz ve Windows kullanıyorsanız ilk bağlantıya tıkladıktan sonra bu programı indiriyoruz. İndirdikten sonra kurması zaten biliyorsunuzdur. Kurduktan sonra program e, programı açmadan önce başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu indirdiğimiz e, nereye indirdiğini sizin tarayıcınız farklı indirmiş olabilir. Ben de indir, indirilenler bölümüne indiriyor. Burada indirdiğimiz sözcükler burada zip içinde. Zipten çıkarmak için 7 zip programını kullanabilirsiniz. Ben de zaten kurulu olduğu için hemen iki tıklayınca açılıyor. Şimdi burada iki tane e, belge var. Bu belgeleri size tavsiye e, belgeler bölümünde sözlükler diye bir klasör açıp oraya atmanız. Bu sözlükler klasöründe hiç değiştirmeyin, hep orada kalsın. Ondan sonra programı açabiliriz. Program açtıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Bu program bu programda ilk önce sözlüklerin Nerede olduğunu belirtmemiz lazım kurduğumuz sözlüklerin. O yüzden düzene tıklıyoruz sözlükler diyoruz. Buradan ee, dosyalardan ekle diyoruz. Ekle dedikten sonra hangi klasörde yüklü olduğunu seçiyoruz. Ben de indirilenler klasöründeydi. O yüzden buraya getiriyorum. Ama siz dediğim gibi kalıcı bir klasör seçin. O da sözlükler adı altında kalıcı bir klasör olabilir. Bunu seçtikten sonra tamam diyorum. Buraya sözlük geliyor. Ondan sonra buraya klasör geliyor. Klasör değişikliklerini izle diyorum. Burayı işaretliyorum Ondan sonra yeniden tara diyorum. Bu şekilde sözlükler taranmış oluyor. Şimdi eğer buradan sözlüklere tıklarsam indirilmiş sözlükleri görebileceğiz. Ben bunun yanında gruplar oluşturmak istiyorum. Çünkü e, grupları dillere göre ayırabiliyorum. Şu anda sadece iki tane sözlüğümüz olduğu için pek önemli değil ama şimdi bir grup oluşturalım. Ee, bu grupta birinci grup Uygurca diyeceğim. Buraya Uygurca sözlüklerimi atacağım. Buraya yeni Uygur Türkçe sözlüğünü buraya atıyorum. Bu benim bu gruptaki sözlüğüm oldu. İstersem simge verebilirim, kısa yol verebilirim. Onları siz yaparsınız istiyorsanız. Ondan sonra tamam diyorum. Şimdi gruplara, şuradan grupları değiştirebiliyorum. Buradan Uygurca grubunu aldığımda Uygurca grubundaki bütün sözlükleri buradan arayabiliyorum. Mesela neyi aramak istiyorum diyelim. Uygurca'da bilmediğim bir kelime erkin var diyelim. Burada benzer kelimeleri de çıkarıyor tabi. Erkin dediğimde anlamını da buraya yazıyor. Hür, serbest, özgür. Bu şekilde ne internete e, ihtiyacımız var ya da başka bir şey. bu şekilde sözlüklere erişebiliyoruz. Ancak daha etkili bir yöntemi bu sözlüklere erişmenin. Okurken rastladığımız bir kelimenin üstüne tıklayıp, ne anlama geldiğini görebilmek. Yani tek tek kelime kelimeyi yazmamıza gerek olmayacak. Onun için buradan şurada gördüğünüz çubuğa tıklayıp e, tıklıyoruz. Ondan sonra da bu sağ altta bu Golden Dict programının bir işareti olacak. Ona sağ tıklayıp ekranda kelime yakalanın etkinleşmiş olduğunu emin oluyoruz. Burada zaten daha demin yaptığım için etkinleşti. Şimdi ben bir web sayfası açsam Buradan Uygurca bir makale gördüğünüz üzere. Buradan bir kelimenin üstüne tıklasam, mesela ne demek bilmiyorum desem, kelime iki tıkladığımda hemen ee, burada Uygurca sözlükte kelimeyi gösteriyor. Şuradan da sadece Uygurca'dakini göstermesini istiyorum ki İngilizce Wikipedia çıkmasın. Buradan gördüğünüz üzere Uygurca sözlükte kelime çıkıyor. Başka ne, ne kelime olabilir? Mesela, kitap ne diyelim tabi biliyoruz kitabın ne olduğunu ee, kitap yanlış demiş kitap olacakmış burada yanlış yazmışlar ya da kesellik diyelim mesela hastalık demekmiş bunları çok kolay bir şekilde buradan Uygurca metin okurken bilmediğiniz kelimeyi hemen bu şekilde bulabiliyoruz çok hızlı bir şekilde ...benzer kelimeleri de burada gösteriyor, seçebiliyoruz. Yalnız bir... ...bunu da sevmediğim bir özellik... ...mesela bir şey kopyalamak istiyorum... ...onun için böyle seçtiğimde... ...yine sözlü buraya getiriyor. O yüzden ben sözlüğün sadece... ...belli bir kısa yol... ...kısa yola tıkladıktan sonra gelmesini istiyorum. Onu da şuradan ayarlayabiliriz Düzen, tercihlerden... ...ekranda kelime yakalaya geliyoruz ve buradan sadece seçilen tüm tuşlar basılı olduğu zaman açılır pencere gösterilere, tık, gösterilere, gösterilere tıklıyoruz. Buradan alt tuşunu seçtim. Siz başka bir tuş seçebilirsiniz. Ee, eğer tuşlara basmak için gereken süre verirseniz bu kelimeyi seçtikten sonra tuşa basmanıza da izin veriyor. Öbür şekilde bunu işaretlemezseniz e, tuşa bastıktan tuş, tuşa basılıyken kelimeyi seçmeniz gerekiyor. Şimdi buna tamam dedikten sonra makaleye geri dönüyoruz. Şimdi benim kelime seçilmek için ilk önce alt tuşuna tıklamam lazım. Ancak ondan sonra e, seçtiğimde, seçtiğimde geliyor ya da kelimeyi seçebiliyorum. Ondan sonra alt tuşuna tıkladığına geliyor. Bunu yapmanın ikinci bir sebebi de e, bazı kelimelerde ekler ol oluyor. Ekler olduğu zaman ben kelimenin ilk önce kendisini seçmek istiyorum. Mesela burada vücut sözünden sonra ekler gelmiş. Ben sadece vücudu seçiyorum. Ondan sonra alta bastığında e, kelime burada çıkıyor. Ya da tesirat dedim. Burada ek gelmiş tesiratlardan. Sadece tesirat seçiyorum. Ondan sonra alt tuşuna basıyorum ve bu kelime burada çıkıyor. Onun dışında bu sözlükle başka ne ayarlayabiliriz? Tercihlere tekrar geliyoruz. Buradan e, sözlük başlangıçta e, otomatik olarak başlamasını istiyoruz. Yani bilgisayarınızı açtığınızda bu sözlük otomatik olarak açılacak. E, ve bu şekilde hiç açmakla meşgul olmanız gerekmeyecek. Onun dışında... Burada görev çubuğunda başlat diye bir seçenek var. Bunu da işaretliyoruz bu şekilde. Sözlük e, bilgisayar açıldığında sözlük karşınıza çıkmayacak. Doğrudan bu sağ alttaki sistem çubuğuna atacak. Bu şekilde e, görev çubuğuna atacak. Bu şekilde e, hiç sizi rahatsız da etmeyecek. E, evet. Bunları ayarladık, ayarladıktan sonra çok e, kullanması keyifli olacak. Ee, ayrıca başka ne sözlüğüm vardı? Tüm sözlükler alayım buradan. Eee ADT sözlüğü vardı. Şurada ADT sözlüğü. Burada da bizim bizim sözlüğümüz. Burada istediğiniz kelimeleri arayabilirsiniz. İleride Arı Tur Türkçe metinler paylaştığımızda bu sözlükten yararlanabilirsiniz aynı daha demin gösterdiğim şekilde. Onun dışında ileride planlarında e, planlarımda e, Azerbaycan Türkçesinin açıklama sözlüğü aynı bu formatta Türkiye Türkçesinin açıklama sözlüğü aynı bu formatta Özbekçe'nin açıklama sözlüğü yine aynı bu formatta Ve Kırgızca e, Kırgızca'dan Türkiye Türkçesine bir sözlük Hazırlamayı düşünüyorum tabi bunlar vakit alan işler e, Hazırladığımda sizlere duyuracağım e, O zaman sanırım bu kadardı. Bir tane notlarıma bakayım. Evet bu bu kadar. Umarım size yararı olmuştur.